Sayın İdris Şahin'in program konumuz olacağını söylemiştik. Öncelikle Sayın Vekilim, siz de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Çok böyle ses tonu rahatsız geldi bize. İnşallah çok önemli bir şey yoktur öncelikle. Yok Allah'a çok şükür ama biraz grip olmuşum. Ondan dolayı biraz bir rahatsızlık var. Sesimdeki olumsuzluktan dolayı bütün Neşe Radyo dinleyicilerinden özür diliyoruz. Geçmiş olsun diyelim Sayın Şahin. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi şöyle başlayayım, ben soracak arkadaşlar da bizim burada Sayın Ercan Şeker ve Mehmet Türk de burada. Onların da soruları olacakmış size. Biz size arkadaşımıza da selam söylüyorum. Radyomuzda sizi canlı olarak da çok ağırladık. Hiçbir zaman bizi geri de çevirmediniz ve net açıklamalarınız her zaman olmuştur bu frekansta. 1074 Çankırı Spor Kulübü 2 haftadır maçlarını kazanıyor. Ve biz bir duyum aldık arkadaşlardan. İdris Şahin olarak deplasmanlarda 5000 lira bir prim, iç saha galibiyetlerinde de 2500 TL bir prim açıklanmış. Öncelikle bu davranışınız için inşallah diğer iş adamlarımıza, esnaflarımıza örnek olur diyelim. Çünkü kulübün desteğe ihtiyacı var. Bununla ilgili bir kısa bir açıklamanın ardından Sayın Şeker'e vereceğim sözü. Şimdi Turan Bey, özellikle şunu ifade edeyim. 1074 Çankırı Spor idarecileri ziyaretimize geldiğinde 2 haftada 2 mağlubiyetle oldukça üzücü bir tabloyla karşı karşıyaydık. Evet. Ve arkadaşlarımızı, özellikle hem takımdaki futbolcuları, hem teknik heyeti, hem de yöneticilere biraz motive etmek anlamında kendilerine başarıya odaklı. Çünkü benim hayatım her zerresinde başarıyı ödüllendirmişimdir. Başarısızlığa çok fazla prim verecek bir yapım yok. O yüzden kendileriyle destek istediklerinde bu şekilde bir prim uygulamasını bu sene 1074 Çankırı Spor için gerçekleştireceğimi ifade ettim. Tabii bunu sadece bu sene için ifade etmiyorum. Ben yıllardır aktif siyasetin içerisinde olmam sebebiyle hiçbir zaman için hiçbir kuruma veyahut da hiçbir kulübe yapmış olduğumuz aynı veya nakdi yardımları açıktan hiç ifade etmedik. Ama şu an itibariyle herhangi bir aktif siyaset durumumuz söz konusu değil. Bunu da sadece arkadaşlarımızın yoğun ısrarı üzerine bir kısım Çankırı'da yine futbol severlerin, Çankırı sevdalıların örnek olması açısından ifade edilmesine rıza gösterdiğimi ifade ettim. Çünkü bu takım hepimizin, yani nihayetinde şu an itibariyle Çankırı'da mukim olanın da Çankırı'nın dışında yaşayan bütün Çankırılıların da ulusal düzeydeki tek temsilcisi bu takıma destek vermesi gerekiyor. Tabii biz kendi çapımızca avukatlık mesleğini ifa ediyoruz. Sonuç itibariyle bizim bütçemiz sınırlı. Ama bu, görüyorum ki 2 haftadır takımı olumlu yönde motive etti. Hem Çankırı merkezdeki maçta özellikle kendim de katıldım ve seyrettim. Çok zevkli bir 90 dakikayla 7-1'lik bir sonuç ve devamında da Kastamonu'nda 2-1'lik bir sonuç. Tabii ki galibiyetler maddi olarak belki bizden bir şeyler eksiltebilir ama Çankırı'ya çok şey kazandırır. O noktada yeter ki onlar galip gelsin. Biz bu başlattığımız uygulamayı inşallah sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. İnşallah iyi olur. Takım da iyi olur. Başarılara imza atar. Şehrimizi en iyi şekilde temsil eder diyelim Sayın Vekilim. Sayın Şahin, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ercan Bey. Şimdi ben dinleyince tabii siz spora da ilginiz var. Özellikle Beşiktaş taraftarısınız. Evet. 1074 Spor da sizin geldiğiniz maçta uğurlu geldiniz sanırım ki ilk galibiyetinde sizin takip ettiğiniz maçta aldı. Ama aktif siyasette uzağım dediniz ama İdris Şahin ismi akla geldiğinde ilk akla gelen siyaset oluyor. Tabii siyaseti yakından yine takip ediyorsunuz değil mi? Ya muhakkak takip ediyorum ama şu anda Çankırı ile alakalı üzerimde bir sorumluluk, bir görev olmadığı için çok rahatlıkla yaptığımız işleri açıkça ifade edebiliyoruz. Aksi takdirde yapılan her türlü uygulamayı, bugün şimdi bizi dinleyen Çankırı Spor taraftarı da
bunu biliyor. Beşiktaş Taraftarlar Derneği de biliyor. Veyahut da sporla alakalı Demirspor basketbol takımı özellikle arkadaşlarımız takip ediyor ve dinliyordur. Ulusal düzeyde Çankırı'yı temsil eden hangi takım varsa onların bir talebi olduğu müddetçe ben gerek aktif siyasi yaşamım içerisinde il başkanlığımda gerek baro başkanlığında gerekse milletvekilliğinde her daim Çankırı Sporu'nun ve sporcusunun yanında yer aldım. Ama o dönem itibariyle bazı şeyleri ifade etmek yanlış anlaşılabilir duygusuyla bunun paylaşılmasını genellikle istemedik yapmış olduğumuz destekleri. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle Çankırı taraftarıyla kulüp yönetimiyle teknik kadrosuyla ve sporcularıyla gerçekten bir morale, motivasyona ihtiyaç duyuyor. Ve bu noktada da herkesin birbirini olumlu yönde tetiklemesi ve olumlu yönde desteklemesi gerekiyor. Bu bizim yaptığımız davranışın bir örnek teşkil etmesi istediğimiz için bunun özellikle kulüp yöneticileri açıklanmasının bir mahsur yoksa biz açıklayacağız, bunu da duyuracağız. Çankırı'daki diğer iş adamlarımıza, spor severlerimize örnek olmasını arzuluyoruz dediklerinde bu sefer açıklanması noktasında herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin onay verdik. Bunu o yüzden kullandım bu cümleyi, yoksa bizim hayatımızın her seferinde insan bir sosyal yaratık, özellikle biz 29 yaşından bu yana AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana aktif siyasetin içerisindeyiz ve halen de her şeyimizle birlikte aktif siyasette Çankırı'ya olumlu katkı sağlamak adına pozisyonumuz ne olursa olsun her daim var olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Benim sadece anlatmak istediğim oydu. Yoksa siyasetin dışında bir kişiliğimizin artık şu yaştan sonra bizden soyutlanması mümkün değil Ercan Bey. İdris Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Mehmet kardeşim. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi bizim dinleyenler hani İdris Bey'i kaldınız, spor mu soracaksınız diye merak ediyorlar. Ben siyaseten birkaç soru soracağım ama. Tabii, buyurun. Öncelikle AK Parti MHP yerel ittifak çalışmaları yapıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu soracağım. İkinci olarak da bunun Çankırı'daki yansımalarını soracağım. Şimdi AK Parti MHP'nin ittifak çalışmaları tabii ki sadece yerel seçimlere özgü değil. Bildiğim kadarıyla sizlerin de yakinen takip ettiği üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki süreç içerisinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tutum ve davranışları özellikle hükümete yönelik çok olumlu, AK Parti'ye yönelik olumlu destekleri Cumhur İttifakı'nda da karşılık buldu ve Cumhur İttifakı ile birlikte de Milliyetçi Hareket Partisi'nin en güçsüz olduğu dönem olarak ifade edilen, anketlerde çok düşük oranlarda gösterildiği bir dönemde 1 Kasım seçimlerine Cumhur İttifakı ile birlikte girildi ve bu Cumhur İttifakı'nın karşılığında hem AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aldığı oyla hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Kasım'da meclise soktuğu milletvekilleri de bunun karşılığını gördü. Tabii bunu Çankırı için değerlendirirseniz, Çankırı'da zaten AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında bir siyasi yelpazede güçlü olarak temsil edilen bir parti söz konusu değil. Uzunca yıllardır ben beni bildim bileli merkez sağ seçmeni ve Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşık Çankırı'da kullanılan oyların %93'üne tekabül etmekte. Bunun dışında %5-6'lık bir CHP oyu ve %1'lik civarında da bir diğer partiler olarak ifade ettiğimiz partilerin oyları görülüyor. Elbette ki Çankırı'da bunun yansıması en azından seçim çalışmalarında birbirini incitmeden, kırmadan 1 Kasım seçimlerinde ortaya kondu. Ben gerek 1 Kasım seçimlerinde AK Parti milletvekili adayı olan arkadaşlarımızı, gerekse teşkilatımızı ve yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayları ve teşkilatını gerçekten canı yürekten kutluyorum. Çok seviyeli bir seçim çalışması yürüttüler. Tabii ki sadece onlar değil, İYİ Parti'de
kısmen Çankırı'da bir reaksiyon gösterdi. Onlar da bu seçim çalışması içerisinde gerçekten bir olgunluk içerisinde olgun bir tavır sergileyerek seçim sürecini tamamladılar. Ben yerel seçimlerde tabii ki Çankırı'da bunun çok fazla imkan dahilinde olduğu kanaatinde değilim. Çünkü AK Parti 15 yıldır yerel yönetimlerde Çankırı'da iktidarda. Her zaman da AK Parti yerel seçimlerde zorlayan parti Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla yine bir yarış olacaksa Çankırı'da bu AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında gerçekleşecek bir yarış olacaktır. Ben diğer partilerin bu noktada AK Parti'yi ve adayını çok fazla zorlayabileceği kanaatinde değilim. O yüzden bu yerel seçimler gerçek anlamda bir turnusol kağıdı vazifesi de görecektir Çankırı'da. Çünkü çok ciddi teşkilatlar arasında düzgün bir uyum ve ahenk var. Birbirlerini incitecek, birbirlerini kıracak söylemlerden de teşkilattaki arkadaşlar genelde kaçınıyorlar. Yani bu zaten olması gereken de buydu. Çankırı'nın arzu ettiği ve istediği de bu. Çünkü Çankırı'mızın insanı, özellikle iktidar partisi olarak biz AK Parti'ye oy verenler ve AK Parti dışında da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren arkadaşlarımızın tamamının ben vatana bağlılıkta, vatana bayrağı sadakatte, ezana ve milli ve dini değerlere son derece sadık insanlar olduğunu her platformda görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla ayrı gayrının olmadığını ifade ederim. Ben aktif siyaset yaptığım dönem içerisinde ve milletvekilliğim süreci içerisinde de hep aynısını ifade ettim. Bize oy versin vermesin, Çankırı'nın %100'üne hizmet etmek bizlerin boynunun borcu demiştim. Dolayısıyla bu yerel seçimlerde her ne kadar yukarıda bir birliktelik olsa da aşağıda ben Çankırı yerelinde AK Parti mevcut belediye başkanlığımızın karşısındaki en önemli rakibi MHP olacağını, MHP'nin adayı olacağını düşünüyorum. Ama bu seçim çalışmalarını nasıl yansır? Bunlar adaylar kesinleştikten sonra daha net olarak görürüz diye ifade etmek isterim. İdris Bey, benim bir sorum daha olacak. Az tabii önce ki 15 yıllık iktidardan bahsettiniz. Şu an ülke ekonomik olarak biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Çankırı da bunda üzerine düşen payı fazlasıyla alıyor. Çankırı'yı az çok biliyorsunuz. Burada ticaret yaptınız. Evet. Hani esnaf, küçük esnafımız sıkıntıda şu an. Ekonomideki sıkıntıların yerel seçimlere yansıması nasıl olur? 15 yıllık iktidar sorumlu tutar mı Çankırılılar? Şimdi eğer şunu değerlendirirsek, Çankırı'nın insanı aza kanaat edip şükretmesini bilen bir topluluk. Bunu hepimiz biliyoruz. Öncelikle bunu ifade etmemiz lazım. Çankırı'da çok önemli bir varlıklı bir kitlemiz yok. Zaten varlıklı bir kitleye doğru evrildikçe bu anketlerde de görüldüğü üzere çok fazla kazanan, çok fazla rahat içerisinde olan grupların AK Parti'ye oy vermekte biraz cimri davrandığını, genelde orta halli ve sabit ücretle geçinen kitlenin AK Parti seçmeni olduğunu görüyoruz. Bu istatistiklerle de sabit. Dolayısıyla ekonomik kriz Türkiye'de var mı diye soracaksın. Elbette ki yani son dönemlerde yaşanan, Türkiye genelinde yaşanan hadiselerin Çankırı'yı da etkilemesi gayet normal ve doğal. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki ben son günlerde bazı tweetlerde de paylaşıyorum. Şimdi gerçek anlamda ülkede genel anlamda ülkeler, toplumlar ekonomik sıkıntılar çeker ama bu hiçbir zaman için ülkeyi belirli bir noktada bölünme noktasına götürmez. Ama ülkedeki asıl tehlikeli boyut ahlaki erozyona uğrayışımız, yani bazı değerlerimizin farkında olmayışımız. Sonuç itibariyle bundan fırsatçılık yaratan belirli bir kesim de var. Şimdi takdir edersiniz ki 7400'e kadar çıkmış dolar bugün 5600'e düştü. Ama fiyatı yükselen bir kısım mamullerdeki %20'lik bir esnebe payı tekrar geri gelmiyor. Vatandaşımız da burada bir fırsatçılık. Ben Çankırı'da
temel anlamda esnafımızın geçmişten bu yana en büyük sıkıntısının banka kredileriyle ticareti çevirmekte olmasından kaynaklı olduğunu ifade ediyorum. Bu noktada yeri geldi belki eleştirildik ama herkesin esnaflık yapmak gibi bir mecburiyeti yok. Bizde her kamu kurumundan emekli olan genç yaşta emekli olduktan sonra bir ticari işletme açıp Çankırı'da bir şansını denemek istiyor. Oysa esnaflık anadan babadan atadan gelme özellikleri kendi içerisinde barındırıyor. Esnaflık bir sadakati, esnaflık bir hoşgörü, esnaflık bir yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla her cebinde parası olan emekli ikramiyesini alanın bir ticari işletme açması Çankırı'da bunlar artık son verilmesi lazım. Gerçek anlamda bu işi yapabilecek olan esnaf diyebileceğimiz, kendi elinden iş gelebilen, ticari işletmesini işletebilen insanların bu işleri yapması gerektiğini anlıyorum. Eskiden bir furya vardı, hiç unutmuyorum Çankırı'da. Yüzün üzerinde kuaför salonu vardı. Yüzün üzerinde kuaför salonu. Çankırı nüfusuna baktığınız zaman son derece fazla bir sayı. Şimdi yine dikkat ediyorum Çankırı'da. Adım başı tavuk dönerci, adım başı cep telefoncu, adım başı benzer işler yapan, elektronik işleri satan veyahut da bu işlerle ilgilenen insan. Baktığınız zaman çoğunun hiç bu işte bir müktesebatı yok ama bir şekliyle şu an itibariyle de gördüğüm kadarıyla Çankırı'da kafeler furyası başladı. Herkes kafecilik yapmaya çalışıyor. Oysa esnaf esnaflığını yapsa, kamuda çalışan süresi içerisinde hemen emekliliği doldurduğu an burayı terk etmemiş olsa ve inandığı ve başarılı olduğu işi yapmış olsa bu çok fazla Çankırı'da yansımayabilir. Ama şu anda gördüğüm, benim ilk defa son 10-15 yıldır raftaki mallara ilişkin fiyatlardaki bir artışın olduğunu artık markete giden, bakkala giden vatandaşlarımız görecek, hissedecek noktaya geldiler. Türkiye'de ilk defa 15 yıldır normalin üzerinde bir fiyat artışıyla karşılaşıyoruz. Ama bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir boyut değil. Etrafımıza baktığımız zaman da, şu ülkelere de baktığımız zaman benzer sıkıntıların ve ekonomik krizlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ne kadar yansır vatandaşa? Biraz önce de ifade ettiğim gibi, yani Çankırı'da bu ekonomik kriz belki Türkiye'de en son yansıyacak yerlerden birisi. Çünkü hepimizin, sizin de benim de Çankırı'da az çok bir köy kökenlilik var ve köyden bir kısım yiyeceğimizi temin edebilme imkanlarımız var. Dolayısıyla Türkiye'de en son ekonomik krizin uğrayacağı yerlerden birisinin Çankırı olduğunu düşünüyorum. Ha, bu süreci nasıl atlatabiliriz? Bir kere esnafımızın her gördüğü krediye saldırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir krediyi eğer kullanıyorsanız, o kredinin faizinin üstünde bir ticarette kazancınız olacaksa parayı alın. Aksi takdirde bunu kullanmayın. Ama maalesef ben meslek hayatımda da Çankırı'da buna fazlasıyla şahidim. Herkes normalinde bir işletmenin toplam iş yerinde diyelim ki 50 milyonluk sermayesi gerekiyorsa 125 milyonluk, 150 milyonluk kredi kullanıyor. Dükkanın içine baksanız 50 milyonluk mal yok ama 100 milyonluk kredi kullanıyor. Mesela bir terzi, bir kuaför. Tamam. Bütün malzemesini toplasanız 25-30 milyon lira etmeyecek yerde bankadan kullandığı krediye bakıyorsun 150-200 milyon lira. Buna hangi ticari işletme olursa olsun bunun faizini ödemeye dayanabilecek bir durumu yok. Ha, bu seçimlere ne şekilde yansır? Onu mutlaka sokaktaki vatandaşın hissiyatıyla bakmak lazım. Ben işin açıkçası şunu ifade ediyorum. Zaman zaman Çankırı'ya geliyorum. 15-20 günde de olsa, ayda bir de olsa, geldiğimde gördüğüm şu: henüz Çankırı'da esnafı tam manasıyla etkileyebilecek ölçüde bir ekonomik kriz görmüyorum. Vatandaşta da görmüyorum. Bunu da özellikle de ifade edeyim. Çünkü vatandaşın, eğer bir iş yaptıracaksanız, bir sanatkar arıyorsanız Çankırı'da, bulma şansınız yok. Çünkü bizim insanımızın kamuyla alakalı
taleplerde kamuda eğer bir kişi çalışacaksa bu hizmet alımıyla bile olsa yüzlerce kişi buna müracaat ediyor. Ama şimdi sizin mesleğiniz gazetecilik, eskiden her gazetecinin kapısının önünde 3-5 tane çırak bulunurdu. Özellikle oralardan bir şeyler öğreneyim, bir şeyler kapayım diye. Her fırıncıda, tamam, mutlaka her pastacıda çıraklar beklerdi. Berber ve kuaförlerde beklerdi. Bugün itibariyle baktığınız zaman bunların hiçbirini görme şansınız yok. Çankırı'ya geldiğimde bakıyorum, yine kaba işlerin tamamında yabancı uyruklu vatandaşlar çalışıyor. Ciddi anlamda ekonomik kriz dediğimiz Çankırı ölçeğinde bile bazı yerlerde eleman istihdamında yeterli iş gücünü bulamadığımızı görüyoruz. Belki ben ayda yılda bir geldiğim için bunlara tam manasıyla vakıf olmamış olabilirim ama şu an itibariyle Çankırı'da gördüğüm durum, yani Türkiye'de ciddi anlamda belirli vilayetlerde bu hissedilir hale geldi ekonomik olarak farklılıklar, ama daha henüz Çankırı'da bunun tam yansıdığını görmüyorum. Onu özellikle söylüyorum ve insanımızın tamamının da geçim kapısı olarak yine kamuyu gördüğünü, kamuda bir iş asgari ücret de olsa orada istihdam olmayı tercih ettiğine şahit olduğumu ifade edebilirim. Sayın Şahin, ben başka bir konuya gelmek istiyorum. Sizin 24. dönem milletvekili döneminiz Çankırı'da önemli yatırımların temelinin atıldığı ya da tamamlandığı bir dönem oldu. Ama bugüne evet. baktığımızda örneğin bir çevre yolu olsun. İşte daha önce bizim tren yoluyla taşımacılığımız vardı. Buna benzer çalışmalar, yatırımların hala yerinde saydığını görüyoruz. Örneğin yeni hastane binası, yeri tartışması halen devam ediyor. Bunun gibi konularla ilgili takip ediyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi Ercan Bey, öncelikle bu sualiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten 24. dönem, özellikle 2011-2015 yılları arasında Çankırı'da çok önemli hizmetlere imza atıldı. Ben bu noktada bizden önceki görev yapmış olan milletvekili abilerimize her zaman şükran borcumuz olduğunu ifade etmiştim. Özellikle 22. dönemden Hikmet Hocam'ı, Tevfik Bey'i, 23. dönemden Nurettin Bey'i, kısmen özellikle siyasette çekişme ortamı yaratmayan Suat Bey'e, o dönemde kendim de il başkanı olmuştum, hep hizmetlerinden dolayı teşekkür ettim. Ama Çankırı'da özellikle 2011-2015 arasında çok önemli, muazzam projelere imza attık. Ben özellikle şunu ifade edebilirim. Bugün hafızayı beşer nisyan ile malüldür sözü Çankırı için çok geçerli. Çünkü millet neyin ne zaman yapıldığını çok çabuk unutabiliyor. Sadece şöyle ifade edeyim. Şu anda Çankırı'nın nefes aldığı yerler olarak tabir edeceğimiz kale projesi bizim zamanımızda gerçekleşti. Belediyemizle Kültür Bakanlığı'nın ortak projesiydi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı 2011-2015 arasında gerçekleşmiş bir projeydi. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Hoca Ahmet Yesevi düzenlemesi, Necmettin Erbakan Parkı yine bu dönem içerisinde gerçekleşen projelerdi. Milli Eğitim yatırımlarında AK Parti iktidarında Nevzat Bey'den sonraki dönem için söyleyeyim. Sadece AK Parti iktidarında değil, Nevzat Ayaz Bey'den sonraki süreçte toplamda 12 milyon civarında bir milli eğitim yatırımı varken tek kalemde 78 milyon liralık yatırım almıştık. Nabi Hoca'nın Çankırı'ya geldiği ziyarette. Bunun içerisinde ne vardı? İmam Hatip Lisesi kampüsü vardı. Güzel Sanatlar Lisesi vardı. Daha sonra Abdullah Bey'in geldiğinde Fen Lisesi inşaatını, Abdullah Bey Cumhurbaşkanı Abdullah Çankaya ziyaretinde Rıfat Sarcıklıoğlu Bey'i valilikten ben kendim arattırmak suretiyle bu yatırımın Çankırı'ya kazandırılmasına vesile olmuştuk. Bu bizim için ayrı bir gururdu. Kız Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi, bunların tamamı Çankırı merkezde yapıldı. Şaban Özü'nde, Çerkeş'te, ortada İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi inşaatları tamamlandı. Her ilçemizde aşağı yukarı okul öncesi eğitime ilişkin pek çok bina ve Çankırı merkezde de yaklaşık 7-8 tane bina o dönem itibariyle bitirildi. Sadece bunlar mıydı? Mesela şöyle söyleyeyim. Bir yıl içerisinde biz Adliye Sarayı'nı bitirdik. Emniyet Müdürlüğü binasının temelini
60'taki İdris Naim Şahin Bey'le bugün itibariyle açıldı, hizmete sunuldu. Yine İdris Naim Şahin Bey'in İçişleri Bakanlığı döneminde iki vilayete hasredilen hükümet konağı, birisi Ordu, diğerisi Çankırı'ydı. 45 milyon lira doğrudan ödenek çıkartmıştık ve bugün itibariyle yıllarca sürdü. Yeri oraya mı yapalım, buraya mı yapalım? Sonuçta yapıldı. İnşallah Çankırı halkına güzel hizmetler verecek. Bu hizmet de o dönem içerisinde. Turizm, Tuz Mağarası'nın turizme açılması ve yolunun sıcak asfalt yapılması. O zaman Binali Bey'in geldiğinde 5 milyon lira özel ödenek almıştık. Ve yine oranın şu an itibariyle işletmecileri olan Medmar ve Çankaya Tuz yetkililerine ben şükran borçluyum. Gerçekten onları Vali Bey'le beraber yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde turizme açılmasına imkan sağlanmıştı. Çünkü onlar rıza göstermezse burada turizme açılması mümkün olmayacaktı. Çünkü orası bir maden işletmesi. Sadece bunlar mı? O süreç içerisinde hepinizin bildiği Büyük Cami'nin restorasyonu, imaretin, taş meşidin, Hacı Murad-ı Veli'nin ve arkadaki yeni caminin restorasyonları, o zaman Vakıflar Bankası, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla yaptırılmıştı. Hepsine gerçekten sembol olabilecek şekilde bugün taş meşide gittiğiniz zaman, imarete gittiğiniz zaman ve eski adliye binasının müze olarak defrişi ve onarımı bugün Çankırı'nın çok sembol bir eseri haline geldi. Bu ayrı bir gurur, ayrı bir övünç kaynağımız. Ben bunu dışarıda birileriyle paylaştığımda Çankırı'da bu kadar kimlikli bir bina var mı diyorlar. Mesela uzun yolun projelendirilmesi Kültür Turizm Bakanlığı vasıtasıyla muazzam bir yatırımdı. Orhan Sakar Spor Salonu, Gençlik Merkezi, bunlar hep 4 yıl içerisinde gerçekleştirilenler. Ve yine çevre yoluyla alakalı bölüm, Ilgaz Dağı tünelinden başlayıp Çankırı şehir girişine kadar olan proje, o viyadükte dahil olmak üzere o dönemde ihale edilmişti. İnşaatında bir kısım aksamalar oldu. Çankırı Lisesi'nin önünde bir kavşak projemiz vardı ve yine Aşiyan kavşağı projesi de o süreç içerisinde oldu. Mesela bugün Aşiyan'ın çok fonksiyonel olarak kullanıldığını düşünüyorum, Aşiyan köprülü kavşağının. Ben Çankırı Lisesi önünde de bu tür bir çalışma yapılacaktı ama maalesef inkıtaya uğradı. Ha şimdi geldiğimiz noktada, yani ben dönemle bu dönemi kıyaslamak gibi bir lüksün içerisinde değilim. Onlar da biz AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirdik. Bugün de yapılacak olan hizmetler AK Parti iktidarı döneminde yapılacak. Biz milletvekili olarak, ben Anayasa Komisyonu Başkan Vekili olarak ve almış olduğum bir kısım komisyon görevleri nedeniyle bir kısım hizmetlerin Çankırı'ya akmasında çok da cesur adımlar atıldı o dönemde. Ama bugün daha da güçlü bir pozisyondayız. Çünkü AK Parti'nin Çankırı'nın vermiş olduğu 15 yıllık desteği taşlandırdığımız hadise Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun grup başkan vekili olmasıdır. Sayın milletvekilimiz çok güçlü bir pozisyon kazanmıştır. Bu şu an itibariyle AK Parti'nin en etkili 20 isminden birisi bir grup başkan vekili olarak Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'dur. Ben bir ara dönem geçirdiğini düşünüyorum AK Parti'nin Çankırı hizmetlerinde. 2015-2018 arasında bir fetret dönemi yaşadık. Ama ben bundan sonraki süreç içerisinde çok daha büyük hizmetlerin Çankırı'ya kazandırılacağından eminim. Düzgün, uyumlu bir yapı var. Arkadaşlarımız arasında sıkıntı oluşabilecek bir durum yok. Belediye ile uyumlu milletvekillerimiz var. Ben bundan sonraki sürecin Çankırı'da hizmetlerin akıtılmasında çok çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Sayın Şahin, çok evet, önemli açıklamalarda bulundunuz. Özellikle fetret dönemi konusunu biraz açar mısınız? Çünkü bu Çankırı siyasetinde parti içi tartışmalardan dolayı mı bu fetret dönemi yaşandı? Bununla ilgili tespitleriniz neler? Şimdi sadece parti içi olarak değerlendirmemek lazım. Ben hep siyasette şunu ifade etmişimdir. Her toplum layık olduğu şekliyle yönetilir. Çankırı'da gerek sivil toplum örgütleri, gerekse bazı çevreler o dönemde maalesef kayıkçı dövüşünü tetiklediler ve Çankırı'da ciddi anlamda hizmetlerin akışına mani olunmasına sebep oldular. Tabii ki bu dönem içerisindeki sorumluluk elbette ki o gün Çankırı'yı yöneten
arkadaşlarımızındır. Sonuç itibariyle hem teşkilatlar içerisinde ciddi anlamda bir uyum sorunu vardı, hem ilimizi yöneten idarecilerle olan diyaloglar açısından ciddi sıkıntılar yaşandı. Ve bu süreç içerisinde 2015-2018 süreci içerisinde hizmet odaklı bir siyasetten daha ziyade birilerini çekiştirerek, birileriyle mücadele ederek sen ben kavgasıyla geçen bir dönem oldu. Elbette ki biz her şeyimizi aktif siyasi yaşamımızda ilk günden bugüne kadar AK Parti siyaseti içerisinde görev yapmış insanlarız. İl başkanlığı da yaptık, milletvekilliği de yaptık. Burada bir kabahatle aramak gerekirse öncelikle tabii ki idarecilerde arayacağız. En üst tepede bu siyaseti kim yapıyorsa bu çekişmenin bir sürecin geçtiği herkesin malumu. Şunu diyebilirsiniz, biraz önce 3 dakika içerisinde Çankırı'ya 2011-2015 arasında nelerin kazanıldığını kısaca ben ifade ettim. Bu sadece Çankırı merkezde olup biteni söylüyorum. Sadece 6 tane çok önemli akarsu yataklarını, dere ıslahlarını, tatlı çay projesini bir şekilde ıslah edilmesine ilişkin, yine Karaköprü'den tutun Hıdırlık Deresi'nin ıslah projesine kadar bunların büyük bir çoğunluğu o dönem içerisinde gerçekleşti. Şunu arkadaşlarımız çok rahatlıkla ifade edebilir. Ben bu dönemi bir fetret dönemi olarak söylüyorum. Ahlaken de bir fetret dönemiydi bu. Sadece hizmet anlayışıyla değil, siyaseten ahlakın yok olduğu, maalesef dedikodu çerçevesinde kişilerin birbirini yıprattığı bir dönemdi. Bu dönemde de sağlıklı bir hizmet sunulduğuna ilişkin önümüzde örnekler varsa arkadaşlarımız bunu ortaya koyabilirler. Yok efendim, biz 2015-2018 arasında Çankırı'ya şu hizmetleri de kazandırdık diyebilirler. Ama ben o sürecin gerçek anlamda ifade ediyorum ki çok olumsuz neticelerinin ortaya çıktığını görüyorum. Kendi belediyesinin hizmetlerini gölgelemekle çalışan arkadaşlarımız oldu. Çankırı Belediyesi'ne, merkeze para akmasın diye gelen misafir bakanları bile yanlış yönlendirecek kadar arkadaşlarımız siyasette şirazeden çıkmışlardı. Bunlara hepimiz şahitlik ettik. Dolayısıyla bu dönemi sadece bir kişiye mal etmek çok yanlış olur. O süreç içerisinde neler yaşandığını, ilçelerde ne tür sıkıntıların yaşandığını, teşkilatların, belediyelerin ne tür buhran içerisinde hizmet etmeye çalıştıkları herkesin malumu. Dolayısıyla burada çok daha fazla o dönemi konuşarak milletin kafasını meşgul etmenin bir anlamı yok. Ben her dönemde bu tür yanlışlıklar, aksilikler, eksiklikler olabilir ama bundan sonraki dönem içerisinde Çankırı'nın önünün çok çok daha açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben siyaseten de AK Parti iktidarında çok güçlü bir pozisyona geldi Çankırı. Bunun ben hizmete dönüşeceğinden zerre kadar şüphem yok. Çok daha büyük hizmetleri inşallah Çankırı önümüzdeki dönemde alacak. Ama geçmişten ders çıkararak önümüze bakarsak, yürürsek çok daha faydalı olur. Ama geçmişten hiçbir ders çıkartmadan yola revan olacaksak, bu yol sağlıklı bir yol değil. Geçmişte Çankırı enerjisini kaybetti. Birbirleriyle çekişme yüzünden ikinci ligdeki takımımız bugün amatör kümeye düştü. Şimdi siz hiç bunlar yokmuş gibi hareket edemezsiniz. Sayın Türk de aktif olarak bu işin içerisinde yazar çizer olarak var. Turan Bey de bunlara şahitlik etti. Çankırı'nın şu anda yayın yapan bir iki tane televizyonda olabilirdi. Bugün iki tane radyoyla sadece, onların da bir merkezden yönetilmek suretiyle millete sesine tercüman oluyor. Kurulmuş olan televizyonu bile işletemedik biz Çankırı. Bunlar sığ çekişmelerinin ürünüydü. Ahilik etkinliklerinde bile siyaseti soktuk esnafın içerisinde. Tamam. Ziraatta çekişmeyi soktuk.
Ticarette çekişmeyi soktuk. Siyasette çekişmeyi soktuk. Ben burada bahsederken bu fetret dönemini sadece AK Parti içerisinde olan biten bir fetret dönemi olarak değerlendirmiyorum. Çankırı'nın alayında ifade ediyorum. Yaran'da ikilik vardı. Ticaret odasında ikilik vardı. Esnaf odasında ikilik vardı. Ziraat odasında ikilik vardı. Yani siz hangi alana el atsanız sporda bile ikilik var. Nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ha bunları konuşmaktan korkuyoruz onlar. Üniversite hepimizin birden sahiplenmesi gerekiyor. Bugün mesela bir etkinlik gördüm. Huzurunuzda gerçekten şimdi üniversite rektörümüzü tebrik ediyorum. Gençliği arkasına almış oldu, yazıdan şeye kadar yürümüş. Kaleye kadar, Emir Karatekin'e kadar. Şimdi Emir Karatekin hepimizin ortak değeri değil mi? Bunu taşlandırmak, bunu ulusala taşımak, Çankırı'nın ismini ulusalda duyurmak, Çankırı'da yaşayan herkesin görevi. Futbol takımının da görevi, siyasetçisinin de görevi, rektörünün de görevi. Bizim şu anda Çankırı'da eksik olan sadece sevgi eksikliğimiz var. Onun dışında her şeyimiz Allah'a şükürler olsun tam. Ankara'dan bir hafta sonu gelip de doya doya eğlenecek, doya doya keyif alabilecek, her türlü güzelliği görebilecek imkan var. Ve bu imkanlar tamam, ortaya çıkartmak da Çankırı'da yaşayanların, sizin, bizim hepimizin görevi. Ben bu noktada Çankırı'nın tanıtımıyla alakalı üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek için her şeyi yapıyorum. Bunun bedelleri ağır olsa bile Ankara'dan zaman zaman hafta sonları misafirler getirmek suretiyle, gerek kendi evimde ağırlamak, gerekse Ilgaz'da, Yapraklı'da ağırlamak suretiyle buralara vatandaşların tanımasına fırsat sağlıyoruz. Dolayısıyla şimdi yine sizlere ve bizlere düşen, dediğim gibi geçmişe çok fazla ağıt yakmadan bugün geldiğimiz noktada Çankırı'nın tanıtımına omuz vermemiz gerekiyor. Bu noktada herkes artık şapkasını önüne koymalı, geçmişin hatalarından ders çıkartmalı ve ona göre yol yürümelidir diyorum. Yani çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Hiç bölmeden biz böyle burada dinliyoruz dikkatle. Açıkçası radyoları başındaki dinleyicilerimiz de pür dikkat dinliyorlar. Ben bir de şey sormak istiyorum. Şimdi siz Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundunuz. Çankırı'daki bu yerel yönetim ve belediye başkanlarının performans değerlendirmeleri ve bu süreç nasıl olacak AK Parti'de? Bir de siz mesela genel merkezden gel Çankırı Belediye Başkanı adayı ol derlerse böyle bir teklife nasıl bakarsınız? Düşünür müsünüz? Şimdi Ercan Bey, bir kere herkes kendi yerini yurdunu bilmesi lazım. Ben Çankırı'da bütün tahsil hayatını geçirmiş, sadece üniversite hayatı için Çankırı'dan ayrılmış birisi olarak kendimi ulusal siyasete tanıtmış, Türkiye'nin tamamında az çok bilinen bir ismim. Ve ben siyaset yaparken de ilk gün başladığım günde şunu ifade ettim. Benim Çankırı yerel siyasetiyle alakalı hiçbir zaman bir talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü yereldeki hepsi benim kardeşim. Orada görev yapan belediye başkanları, yani çok net olarak söyleyeyim, siyaseten belki ben İrfan Bey'le çok karşı karşıya geldiğimiz dönemler olmuştur. Ama milletvekilliği yaptığım ve il başkanlığı yaptığım dönem için Çankırı'ya gelecek bir kuruşun önüne mani olmadım ve çok da fazlasıyla destek olarak yaptığı pek çok projede kendisine destek sağladım. Ve şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bir 15 yıl öncesine baktığınız zaman Çankırı'daki değişimi, dönüşümü Çankırı'ya gelen herkes ifade ediyor. Çok önemli hizmetler yapıldı. Bu hizmetler yapılırken elbette yanlışlıklar da yapıldı. Yönetimsel yanlışlıklar yapıldı. İmarda yanlışlıklar yapıldı. Sporda yanlışlıklar yapıldı. Onlar ayrı bir hadise. Ama kazanımlarına baktığımız zaman, bardağın dolu tarafını görmemizi istiyorsak, çok büyük hizmetleri de biraz önce saydığım hizmetler. Bugün Çankırı'da nefes alacak milletin, çoluğun çocuğun oturabileceği Karatekin Parkı'nın dışında bir tane park yoktu. Bugün Çankırı elhamdülillah o ihtiyaçların tamamını giderebilecek yürüyüş mesafesinde bir
birkaç tane parka, birkaç tane mesire alanına sahip olabilecek bir pozisyonda. Sadece o mu? Yani pek çok hizmet de Çankırı, bugün dışarıyla kıyas etmek lazım Çankırı'yı. Sordunuz yerel yönetimlerde nereyi? Ben Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 ayrı toplantıya iştirak ettim yerel yönetimler çalıştayına. Her gittiğimiz vilayette Çankırı'da da şu olsun diyebileceğimiz pek çok örneğin Çankırı'da var olduğunu gördüm. Şimdi dışarıyı görmeden sadece Çankırı içerisinde yaşayanlar eksikleri ifade edebilirler ama bizim kıyas edebileceğimiz vilayetler belirli vilayetler. Çankırı'yı nereyle kıyas edeceksiniz dediğiniz zaman nüfus olarak, kültür olarak benzer olan vilayetlerle kıyas etmeniz lazım. Ve bu süreç içerisinde ben hakkı teslim ediyorum. Çankırı yerel yönetimler açısından çok başarılı bir süreç geçirmiştir. Ve Çankırı'da da yerel belediyecilik anlamında şunu da eksik bıraktık diyebileceğimiz alan çok kısıtlı ve sınırlıdır. Ama daha iyisi olamaz mı? Elbette olur. Mesela dün bulvardan geçtim. Buğday pazarı kucaklama taşından aşağıya inen bulvarda son derece güzel peyzaj çalışması yapılmış. Belediye başkanımızı tebrik ettim. Dedim ki milletin gözünün önünde çok güzel bir hizmete imza atmışsın. Seni tebrik ediyorum. Ama şimdi orayı görürken diğer bir istasyon oradaki çevre düzenlemesini görmezseniz. Şimdi bir gölet yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın içerisinde. Bu göletin Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın bir devamı olduğunu. Yani şu projeleri dillendirdiğinde işte uçak kütüphaneydi, gemi kütüphaneydi, tren kütüphaneydi dediğimiz zaman çok ütopik gibi geliyordu başlangıçta. Bu söylemler tamam gerçekleşmeyecek projeler gibi ifade ediliyordu ama bugün itibariyle Çankırı'da bunların vücut bulduğunu görüyoruz. O gün gittim ben gemi projesine bir baktım, inşallah 1-2 hafta içerisinde bitecekmiş. Bittiği zaman orada suyun içerisinde bambaşka bir ambiyansı ve güzelliği hep birlikte göreceksiniz. Çünkü bizler fakülte çağlarına gelinceye kadar gemi nedir, uçak nedir bunları görmeyen bir nesliz. Ama bugün Çankırı'da ilkokul çağındaki çocuklar bunları görebiliyor. Turizm açısından değerlendirdiğiniz zaman uzun yol projesiydi, imaretti, işte bir kısım şeylerdi. Onu bırakın, taş mescidin etrafındaki o külliyeyi. Ben sadece zemin kazılarını buldurabilmek için 3 yıl uğraştım. Mustafa Karatatar Bey ve Hasan Yıldız Bey şahittir. Getirmediğimiz üniversiteden hoca kalmadı oradaki zemin kazılarını buluncaya kadar. Şimdi burada neyi değerlendiriyor? Çankırı merkez için bunları konuşuyorum. İlçeleri düşünün. Ya bir Çerkeş'e gidip gördünüz mü son zamanlarda bilmiyorum. 30 yılın ihmali bakın. 30 yılın 84'ten bu yana söylüyorum. Görmediği hizmeti Çerkeş gördü. Bugün Korgun yanı başınızda hiçbir şey söylememe gerek yok. Sadece bir hükümet konağıyla bir pazar yerine bakın. 2000 nüfuslu bir ilçede tamam mı? Olması gereken muazzam hizmeti görürsünüz. Diğer ilçelerimizde de şimdi belediyecilik sadece fiziksel hizmet değil, halkla ilişkilerle. İşte bir Ilgaz'da Arif Bey'in halkla diyaloğu, bir başka yerde baktığınız zaman Bayar Bey'in Kızılırmak'ta yaptığı hizmetleri, yine Kurşunlu'da olup bitenleri, ortada Şabanözü'nde olup biten hizmetleri milletimiz elbette takdir ediyor. Ama diyeceksiniz ki yani bunun tespitinde hata olabilir mi? Olabilir. Her adayda dört dörtlük olmayabilir. Ama benim yine gördüğüm şu, yerelde nüfus azaldıkça AK Parti açısından zorluk başlıyor. Çünkü niye zorluk başlıyor? O zaman hısım akrabacılık, kavmiyetçilik bunlar ortaya çıkıyor ve ister istemez çok nitelikli aday dahi göstermiş olsanız bazen seçim kazanmanızda zorluk çekiyorsunuz. Bana göre Atkaracalar Belediye Başkanı efsane bir belediye başkanlığı yapmış iki dönem. MHP'den seçilmişti. Daha sonra bizim dönemimizde. Yapraklı da daha önceki dönemdeki belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızla bugünkü belediye başkanı. Yapraklı'ya ne verebilirsiniz? Yapraklı imkanlarında ne isteniyor? Ona bakmak lazım. Tabii bunun takdirini yine önümüzdeki seçimde vatandaş verecektir. Dolayısıyla ben elbette ki Çankırı'da
Tamam. Olumlu hizmetlerin yanında olumsuzlar da olmuştur. İçeride yaşayan insanın tam yeterince memnun edemediğimiz durumlar da olmuştur. Ben sadece gördüm, çok açık yüreklikle ifade ediyorum. Bizim arkadaşlarımızın kaynak kullanma noktasında belirli bir dönem çok ciddi bir kaynak akıtıldı vilayete. Bu konularda kaynağı makul, mantıklı yerlerde kullanma noktasında ilçelerimizde olsun, merkezde olsun belirli hatalar yapılmış olabilir. Ama kıt kanaat imkanlarla çok önemli işlerin yapıldığını da görmemiz gerekiyor. Mesela şimdi Şemsiyeli sokak projesi Türkiye'nin çoğu yerinde şimdi örnek kabul ediliyor. Bugün pazar günü eczane nöbetçiydi oğlum. Şemsiyelerden rahatsızlık duyanlar var. Nedir problem dedim. Yüzlerce şemsiyenin içerisinde 4-5 tanesi delinmiş. Yağmur yağınca diyor olduğu gibi aşağıya bırakıyor diyor. O şemsiyeler olmadan zaten her dakika yağmur aşağıda. Yani eleştireceğimiz konu sadece bu olsun. Bazen bunu görüyorum. Çankırı'nın temelindeki sıkıntı da merkezde özellikle söylüyorum. Otopark sorunu. Ama vatandaşımıza 2 lira otopark ücreti ödeyeceksiniz dediğimiz zaman herkes kapısının önündeki arabasını bir daha çıkartmıyor. Bu gayet iyi. Bir an önce bu otopark düzenlemesinin ve diğer hususların da bir düzene sokulması lazım. Mesela Hoca Ahmet Yesevi'nin karşısındaki kaldırımdaki yapılan seyyar iş yerlerine ona başından beri ben itiraz etmiştim ve yanlış olduğunu ifade etmiştim. Şimdi çok daha güzel, hoş bir görüntü haline gelmiş. Ufak dokunuşlarla Yankırı'da güzel işler yapılabiliyor. Vatandaşın özünde de sorarsanız da benim gördüğüm kadarıyla Çankırı merkezde ve ilçelerimizin kahir ekseriyetinde mevcut AK Partili belediye başkanlarından çok ciddi bir memnuniyet var. AK Parti'de olmayan belediyelerle alakalı bir tespit yapma şansım veya fikir yürütme şansım şu an itibariyle yok. Emin olun o yönden bir çalışma yapmadım. Ama şu anda AK Parti'nin temel siyaseti, yerel yönetimlerde bulunmam sebebiyle söylüyorum, hizmet belediyeciliğin yanında gönül belediyeciliği seferberliği başlattık biz son 6 aydır. Bizim belediye başkanlarımız şu anda tamamen halkın içinde. Halkın sorunlarına anında dokunuşlarla çözüm bulmak için çaba sarf ediyorlar. Bundan sonraki süreçte aday yapılabilecek arkadaşların da yapılması gereken arkadaşların da bu noktada insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Ve vatandaşla birebir çalışmasını. Dolayısıyla sorunuzun başına dönecek olursak bunu bir sefer daha sizlerin aracılığıyla söylüyorum. Çankırı'da yerel siyaseti hiçbir zaman ben düşünmedim. Bundan sonra da düşünmüyorum. Ama şunu özellikle ifade ediyorum. Amalar lakinler bir kapı açar. Ben Çankırı yereli için söylüyorum. Asla ve asla ne amayla ne fakat da bir yerel idarecilik düşünmüyorum. Çankırı'ya hizmet etmenin tek yolunun belediye başkanlığı, milletvekilliği olmadığını da gören bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum ki bu can, bu bedende olduğu müddetçe Çankırı'ya pozisyonum ne olursa olsun hizmet edeceğim. Çankırı insanlarının işini kolaylaştırmak adına üzerime düşen ne vazife olursa olsun onu yapacağım ama bunu Ankara'dan yapacağım. Çankırı'da biz sadece ve sadece arkadaşlarımızın işini kolaylaştıracağız. Sayın Şahin, şunu soracağım ben. Öncelikle 24. dönem milletvekilliği yaptınız. Öncesinde tabii evet, ticaretle uğraştınız, baro başkanlığı görevinde bulundunuz, AK Parti'nin kurucu isimlerinden il başkanlığı görevinde bulundunuz genç yaşta. Devamında milletvekili oldunuz. Milletvekili sürecinden sonra da Anayasa Komisyon Başkan Vekilliği gibi bir göreve getirildiniz. Ulusal anlamda dediniz az önce, tanıttım. Evet, ulusal anlamda da hem kendi isminiz olsun hem de şehrimiz olsun tanıtımda bulundunuz. Hani siyasi çekişme dedik ya Sayın Şahin. Genel merkezde de istenmedi mi sizin bir yere gelmeniz bazı isimler tarafından? Şimdi şunu hani özellikle söyleyeyim. Yani olabilir miydi? Böyle bir şans var mıydı? Görüyor muydunuz? Şimdi Turan Bey, şunu şöyle ifade edeyim. Bu zaten bizim siyasi birikimimiz ve geldiğimiz aşama itibariyle genel merkez ayağı olmasa, tamam mı? Genel merkezde Çankırı yerelindeki işbirlikçisi arkadaşlarıyla birlikte bir ve beraber hareket etme güdüsü olmamış olsaydı zaten
bizim o gidişatımızı engelleyebilecek çok fazla bir imkanı yereldeki arkadaşlar sahip olamazlardı. Yereldeki arkadaşlarla benim siyaseten hiçbir zaman için rakibim olmadı. Yerelde biz kimseyle bir şekilde yarışmadık. Bizim burada yarıştığımız isimler tepe noktadaki elbette ki arkadaşlarımızdı. Belirli bir noktaya getirmiştik siyasette kendimizi de Çankırı'yla. Evet. Ama şu an itibariyle söylüyorum, yani o gün belki biz başaramadık, beceremedik ama bugün bizim de genelde adımızın geçtiği bazı görevlerde şu anda Çankırı'da arkadaşımız var. Çankırı milletvekilimiz şu anda, ben de o günkü şartlarda 24. dönem grubunda kime sorarsanız sorun grup başkan vekili olacak isim diyorlardı veya hatta başka görevlere uygun görüyorlardı ama bugün onu biz gerçekleştirememiş olsak bile bugün gerçekleştiren bir abimiz var. Bugün ona destek vererek Çankırı'ya olumlu hizmetleri ondan talep etmemiz lazım. Ben bu noktada elbette ki burada bizi kendisine göre rakip görenler, kendisiyle mücadele eden isimler elbette oldu genel merkezde. Olmamış olsaydı zaten kalem bizim Çankırı'dakilerin elinde değil mi? Çankırı'da ne zaman ben bir yarışa girsem her zaman Çankırılı olanca desteği bana verdi. En son işte seçimlerden önce Çankırı'dan aday olmamız noktasında telkinde bulunuldu. Ve gittiğimizde, geldiğimizde Çankırı'da temayülde çok açık ara Çankırı'da AK Parti yöneticileri, delegeleri bizi önde çıkarttı. Yine anketlerde sağ olsun Çankırı'nın Kadir Şinas halkı bizi yine anketlerde de çok açık ara önde çıkarttı. Bu konuda benim Çankırı'ya veya AK Parti Çankırı yönetimine, idarecilerine, ilçelerimizdeki ilçe teşkilatlarımıza en ufak söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ve Çankırı'da yaşayan 180 bin insanın bize vermiş olduğu bu desteğin altında eziliyoruz biz. Bu an, şu an itibariyle de kendi ofisimde de günün belirli saatlerini yine Çankırı'nın ilçelerinden, köylerinden, merkezinden gelen vatandaşların hizmetlerine yardımcı olabilmek, işlerine yardımcı olmak adına ayırıyoruz. Çünkü bu yükü vermiş oldukları sevgiyle, destekle bizim boynumuzun borcu haline getirdi Çankırı. O yüzden hiçbir zaman için Çankırı yereline en ufak kırgınlığım yok benim. Çünkü onlar üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ha, burada siyaset farklı şeyler. Bu iş nasip işi bir de. Yani şunu özellikle söylüyorum. Siyasette hak edenin bir yere geldiği bir dönemde yaşamıyoruz. Nasibinde olanın bir yerlere geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Ve buna da saygı göstermek zorundayız. Ben bunu özellikle adaylar tespiti yapıldıktan sonraki teşkilatta vermiş olduğu yemekte de ifade ettim. Herkesin farklı gerekçeleri olabilir ama bizim şu anda mevcut milletvekili arkadaşlarımızın pozisyonunu eleştirebilme hakkına ben sahip değilim. Niye sahip değilim? Çünkü aynı yol ve yöntemle ben de geçmişte milletvekili adayı oldum ve milletvekili oldum. O zaman da genel merkez yoklaması vardı. Genel merkez belirlemişti bizim listemizi. Ona millet nasıl saygı gösterdiyse bizim de şimdi bu yapıya saygı göstermemiz gerek. Ha, yukarıdaki çekişme çok daha farklı oluyor tabii ki. Aşağının tabanı geniş olduğu için oradaki mücadele biraz daha kolay oluyor. Ama yükseklere doğru çıktığınız zaman oradaki mücadelede ayakta kalabilmek bazen zor oluyor. Süperlik tabii farklı ki, diyorsunuz. Elbette ki farklı. Bir de ya konjektür de belki böyle olmasına vesile oldu. Bu yönü itibariyle yine söylüyorum. Yani hizmet bugün 16 bakanın içerisinde 3-4 tane bakanımızı çıktıktan sonra hangisinin bir siyasi geçmişi var arkadaşlarımız? Hiçbirinin bir siyasi geçmişi yok. Ama nasibinde varmış, bugün bakanlık yapıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız böyle takdir etmiş, bu arkadaşlarımız bugün bakanlık yapıyor. Yarın kimin nerede nasıl olacağını hiçbirimizin öngörmesi mümkün değil. Ama alanda mücadele yapılmalı mı tabanda? Elbette yapılmalı. Çünkü bu mücadeledir bizi yukarı çıkartan. Yani sadece biz değil, şu anki milletvekillerimizden Salim Bey de tabandaki bir mücadelenin, koşturmanın, emeğin karşılığı olarak orada. Yine belediye başkanımız Hüseyin Boz Bey
O da tabandaki bir mücadelenin, emeğin karşılığı olarak orada. Yani bu arkadaşlarımızın hiçbir emeği olmadan buralara gelmiş, oturmuş arkadaşlar falan değil. Yine Muhammed Bey kendince belki burada yapmadı bu mücadeleyi ama İstanbul'da bir emek vermiş, bir mücadele göstermiş. Onun karşılığı olarak geldi, burada milletvekili oldu. Dolayısıyla düne takılmamak lazım Turan Bey. Evet, bugünü yaşamak lazım. Bugün de Çankırı'ya nasıl faydalı olabiliriz ona bakmak lazım. Bugün Çankırı'ya faydalı olmanın yolu, yöntemi şu: her alanda ikilikleri ortadan kaldırmak. Yaran kültüründe var olan değerleri, hasretleri odalarda, sivil toplum örgütlerinde, sendikalarda, her yerde en üst noktaya çıkartmak. Hele hele şu an itibariyle siyasette dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım diyerek milletin kahir ekseriyetinin %60 oy vererek seçtiği iki milletvekilimizin, belediye başkanımızın arkasında durarak Çankırı'ya en önemli hizmetleri getirmek lazım. Bunun için bize ne vazife düşerse, ben arkadaşlarımızın ikisinin de seçildiği gün telefonla aradım. Deneyim, tecrübe sahibiyim. Türkiye'de bu işlerin nasıl yapıldığını az çok biliyorum, Ankara'dayım. Bir emriniz olursa ben buradayım dedim. Şu an itibariyle bunu Çankırı için söylüyorum. Yoksa kendi nefislerimizi ön plana çıkartacak olursak, başka hesap kitap işlerine girecek olursak, bu sözlerin hiçbirini ifade etmememiz lazım. Şu anda bizi 180 bin Çankırılı dinliyor. Aynı şekilde bu söylemlerim neyse eyleme de dönüştürmeye her zaman hazır oldum. Hepsi bilir. Sayın Çünkü Şahin, bizde ikinci bir hesap yok. Evet. Sorularımıza gerek gazeteci arkadaşlarım olsun, gerek benim olsun, sorularımla içtenlikle cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Programın da son 15 dakikası ama bir 5 dakikamız kaldı canlı bağlantı için. Son olarak hukukçu kimliğinizle bir soru sormak istiyorum. Ülke gündeminde de çok konuşuldu. Rahip Bronson hakkında verilen bir karar var. Kimisi tepki koydu. Bunu da çok kısaca bir hukukçu kimliğinizle yorumlayabilir misiniz? Şimdi Rahip Bronson hadisesini iki yönlü değerlendirmek lazım. Hukuki değerlendirmeyi mutlaka bağımsız mahkemeler yapar ve bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu karara da herkes saygı duyar. Ben geçen gün bir tweet atarak bunu da paylaştım. Dedim ki Türkiye'de yargının kararları eleştirilebilir. Yargı kararını beğenmeyebilirsiniz, çok rahatlıkla eleştirebilirsiniz. Ancak uyumama gibi bir lüksünüz yok. Bu ülkede Cumhurbaşkanından köydeki vatandaş Ali Ağası'na, Mehmet Ağası'na kadar herkesin ister olumlu görsün ister olumsuz görsün yargı kararına mutlaka uyuma yükümlülüğü var. Şu an itibariyle Rahip Bronson hadisesinde olayın siyasi yönü hukuk yönünün daha önüne geçiyor. Hukuk olarak mahkeme bir karar verdi. Şimdi savcılar bazen işi köpürtürler. Çok büyük üst sınırdan ceza tayini talep ederler ama toplanan delillerle bakarsınız ceza alt sınırdan ya hükmedilir ya da beraatta çıkabilir. Nice isimler vardı. Şimdi sadece Rahip Bronson hadisesini söylüyoruz. Ergenekon'da, Balyoz'da, diğer davalarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediğimiz kişilerin sayısı yüzleri geçiyordu. Bir bakıyorsunuz şimdi içinde sadece Balyoz'da 7 kişi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bozma talep ediyor. Geri kalanın tamamı beraat ediyor. Dolayısıyla yargı kararını olumludur, olumsuzdur, dosyanın içeriğinde dinlenen özellikle gizli tanıkların ifadelerinin ne şekilde başlangıçta var olduğunu, sonradan ne şekilde değiştirildiğini bilmediğim için çok net bir şey söylemem söz konusu değil. Ama siyasi olarak değerlendirecek olursak, bir ülkenin mutlaka kendine göre bir kısım hesabı kitabının olması lazım. Biz MİT kanununda dışarıdan yabancı uyruklu vatandaşlarla Türk vatandaşlarının gerekirse tutuklu ve hükümlüyse bunların takası noktasında bir yetki vermiştik MİT yasasında. Evet. Bunun amacı şu: devletlerin kendi içerisinde izleyecekleri yol ve yöntemler var ama geldiğimiz nokta itibariyle topluma bu hadise
Hakim Bronson hadisesi yeterince izah edilmediğini düşünüyorum siyaseten. Ve çok büyük vaatler sunarak, çok büyük beylik sözler söyleyerek siyasette algı yaratılmaya çalışıldı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle sanki Trump'ın iç siyasetine malzeme yapılmış gibi bir durum söz konusu oldu. Çünkü Kasım'da seçimleri var Amerika'dan. Özellikle bu işle alakalı çok ciddi bir gündem oluşturdular. Ama ben yine ifade ediyorum. Eğer Hakim Bronson, Rahip Bronson hadisesinde iddianamede belirtilen ve başlangıçta gizli tanıkların verdiği ifadelerle ciddi anlamda bir terör örgütüne yardım ve yataklıktan hüküm vereceksiniz, ancak bu cezayı verebilirsiniz. Ama üye sıfatıyla veya yönetici sıfatıyla verecekseniz çok daha ağır cezalarla, yaptırımlarla karşılaşabilirdi. O yüzden birebir dosyanın içerisini bilmeden hukuki değerlendirme yapmak bir hukukçu kimliğiyle bize yakışmaz. Lakin siyaseten bu algıyı Türkiye'de iyi yönetemediğimizi düşünüyorum. Milli bir kısım vicdanların bu noktada sıkıntıya düştüğünü, vicdanların sızladığını, çünkü anlatılanlar ve söylenenlerle sonuç yeterince örtüşmedi. Bu noktada vatandaşımızın kafasında soru işaretleri kalmış olabilir. Ha, bunu aydınlatmak da kimin görevi? Elbette ki ülkeyi şu an itibariyle kim yönetiyor? AK Parti iktidarı olarak bizler yönetiyoruz. Bu işi enine boyuna vatandaşa önümüzdeki süreç içerisinde neler oldu, neler bitti, burada ne tür ikili ilişkiler içerisine girildi, bunlar siyaseten de önümüzdeki süreçte ben anlatılacağı kanaatindeyim. Ama şu an itibariyle sanki Anadolu'da yaşayan vatandaş, bizler, yeterince olayın içini bilmeyenler sanki burada bir hata ettik gibi bir algı kamuoyunda mevcut. Benim gördüğüm bu. Sizler nasıl görüyorsunuz, nasıl takdir ediyorsunuz, onu çok net olarak bilemiyorum. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte burada hiçbir şey gizli kalmaz ülkede. Hepsi açığa çıkar. Hiç merak etmeyin. Ben darbe komisyonunda, çözüm komisyonunda aktif görevlerde bulundum. Oralarda gördüm. Hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Zamanı gelince hepsi ortaya dökülüyor. Ama şu an itibariyle ekonomide bir kısım, ben şuna inanmıyorum, Rahip Bronson meselesi yüzünden doların bu noktada olduğuna, şu an itibariyle de dolar geriye çekildi. Biraz önce de ifade ettiğim gibi marketlere hiç yansımıyor doların düşmesi. Yükseldiği zaman hemen yansıtıyoruz ama düştüğü zaman kimse yansıtmıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de faizi bu kadar yüksek tuttuğumuz ölçüde elbette ki bir enflasyon olacak. Uzunca süredir stabil bir ekonomik piyasa söz konusuydu Türkiye'de. Şimdi bir kısım faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle, dolardaki bu kutlama nedeniyle 14-15 yıldır alışık olduğumuz düzenin biraz dışına çıkıyoruz. Ama ben inanıyorum ki bu Mart'tan sonraki süreç, önümüzdeki yıl içerisinde çok çok daha stabil bir hale ekonomi olarak da gelecek. Rahip Bronson meselesinde bu şekilde değerlendirmenin önemli. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Şahin, samimi açıklamalarınızdan ötürü. Sayın Şeker ve Sayın Türk de tekrardan selamlarınızı gönderiyor bu samimi açıklamalar için. Ben de sizin aracılığınızla bizi dinleyen tüm Çankırılı hemşehrilerimize selam ediyorum. İnşallah bir gün canlı olarak da orada bulunuruz. Her zaman tekrar gerek telefon olsun. Beraber oluruz. Siz ne zaman arzu ettiniz? Bir telefon ucu kadar biz size yakınız. Ama bundan sonraki süreç içerisinde siz aramayın, siz bize deyin ki şu saatte bizi arayın, biz sizi arayalım, öyle konuşalım inşallah. Teşekkür ediyoruz Sayın Şahin. Peki, Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çankırı'da konuşulmayanların konuşulduğu program Basın Kulübü, Turan Harmancı moderatörlüğünde Çankırı Bülteni Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Türk ve Çankırı Postası Genel Yayın Yönetmeni Ercan Şeker'in yorumlarıyla her çarşamba saat 22'de tekrarsız canlı yayınla radyolarınızda.